Politruko'dan herkese merhaba. Bu akşam yine kıymetli bir konuğumuz var. Aslı Topuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, eksik olmayın. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Evet, uzun zaman oldu. Tekrar görmek güzel sizi. Sağ olun, eksik olmayın. Şimdi Aslı Hanım, bugün sizinle konuşmak istediğim konu felsefeci Dujane Cündoğlu'nun bir süre önce kamuoyuna yansıyan Kur'an-ı Kerim'de beyin kelimesinin geçmediği, yani Kur'an-ı Kerim'in aslında beyin kelimesinden habersiz olduğu, yani o dönemde yani insan Kur'an'ın insan anatomisinden habersiz olması dolayısıyla Kur'an'ın beyin kelimesinden bahsetmediği, dolayısıyla da Kur'an'da kalp kelimesine sıklıkla atıf yapılmasının nedeninin bu bilgi eksikliğinden kaynaklandığını ifade etti. Bu konuyla da ilgili bir kitap çalışması olduğunu anlıyoruz. Dujane Cündoğlu felsefeci, siz de felsefecisiniz. Öncelikle hem kendinizi tanıtmanızı istirham edeceğim, hem felsefeyle olan ilginizi sormak istiyorum. Ondan sonra Dujane Cündoğlu'nun bu argümanlarını nasıl değerlendirdiğinizi size sormak istiyorum. Anladım. Aslı Topuz diye geçiyor ama evet, benim gerçek adım Kamuran Tabuk, bu bilinsin. Çünkü sonradan hani internette falan arama yapmak isterlerse felsefeyle ilgili geçmişim hakkında, Aslı Topuz'la ilgili hiçbir şey çıkmadı demesinler. Gerçek adım Kamuran Tabuk ama ben sosyal medyada Aslı Topuz adını kullanmayı tercih ediyorum. Ben lisansımı ODTÜ'de yaptım. Hem yabancı diller eğitiminde hem de felsefe alt dal olarak. Master'ımı ODTÜ'de yaptım felsefede. Doktoram da var felsefede. Yeterli mi? Bilmiyorum. Yeterli tabii. Eksik olma. Tamamdır. Şimdi şeye geçiyoruz. Evet. Geçiyoruz. Bu konuşacaklarımız kendisine de bir cevap olabilir ama benim için daha önemli kısmı o bahaneyle, Dujane Cündoğlu bahanesiyle bizim için bir tefekkür olmuş gibi olsun. Çünkü ilginç konular bunlar. Benim o kendisinin o tip açıklamalarıyla ilgili yakalayabildiğim, yani ilk bakışta yakalayabildiğim 7 tane hata denebilir. Evet. Yani kötü argümantasyon denebilir, kalitesiz felsefe denebilir. Tespit edebildiğim İlk bakışta 7 tane hatası var diyelim. Ama onların net anlaşılabilmesi için ben önce o kalp beyin ayrımı konusunun felsefede nereye düştüğüyle ilgili bir giriş yapmak istiyorum. Biraz onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çünkü yani dinleyicilerin hepsi felsefeyle haşır neşir olmayabilir. Onunla ilgili bir giriş yapmak istiyorum. Ondan sonra o resim tam anlatıldığında zaten Dujane Cündoğlu'nun neden kötü felsefe yaptığı biraz daha net anlaşılacak. Şimdi bu kalp beyin farklılığı ayrımı işte konusu aslında, yani onun tartışmaya çalıştığı kısım açısından en azından felsefede bizim mind body problem dediğimiz konunun altına düşen bir şey. Yani beden zihin farklılığı konusunun altına giren bir şey. Beden zihin farklılığı felsefenin en grift, en böyle hani bir türlü çözüme kavuşmayan konularından bir tanesi. Şimdi bu beden zihin farklılığı konusunun bir ontolojide, yani varlık felsefesinde, iki epistemolojide, yani bilgi felsefesinde de, sonra da research paradigma dediğimiz araştırma paradigmasına yansıyan etkileri var bu çatışmanın diyelim. Evet. Ve ontolojiyi nasıl etkilemiş bu beden zihin farklılığı ayrımı? Ontolojiyi bir kere ortasından ikiye bölmüş. Yani temel olarak diyor ki, bir monistler grubu çıkıyor. Monistler diyor ki madde ve ruh ya da beden ve zihin, nasıl koyarsanız koyun adını, bunlar aslında aynı ve tek şeydir. Aynı ve tek şeydir diyorlar. Bunlar farklı şeyler değildir diyorlar. Aynı ve tek şeyin, aynı ve tek cevherin farklı görünümleridir ya da farklı halleridir diyorlar. Mesela kimler olabilir monistlere örnekler? Yani mesela presokratiklerden Thales çıkar, der ki işte her şey sudur der. Sudan meydana gelmiştir, değişerek, dönüşerek. Yani Demokritus'a bakarsınız, her şey atomdur der. Atomların farklı kombinasyonlarıdır der. Mesela Plotinus'a bakarsınız, o der ki her şey birden, bizim için Tanrı'ya benzer bir kavram onda bir. Her şey birden meydana gelmiştir. İşte ilahi akıl, kozmik ruh ve
Ve nihayetinde de dünya o birden su duru etmiştir der. Mesela Leibniz'e bakarsın ta 17. yüzyılda. O da der ki her şey monattır. Her şeyden evvel bir monat vardı ve bu madde olmayan, maddeden daha temel bir şeydi. Ve zamanla diğer monadlar ondan meydana geldi ve başkalaşarak, kombinasyonlarla farklılaşarak meydana geldi. Mesela bu adamlar monist. Bunlara göre öyle madde, ruh gibi bir şey yok. Hepsi aynı şeyden farklılaşarak gelen şeyler. Sonra bunların karşısına dualistler çıkıyor. Dualistler diyor ki hayır öyle değil. Madde ve ruh ya da beden ve zihin gerçekten ontolojik olarak tamamen farklı, birbirinden bağımsız entitiler, varlıklar. Bu ontolojideki kısmı, metafizikteki kısmı. Sonra bu ayrışma epistemolojiye yansıyacak. Önce daha radikal bir ayrışma olarak yansıyacak. Fizikalistler çıkacak diyecek ki dış dünya dediğimiz şey zihinden, ruhtan tamamen bağımsız, kendi başına var olabilen ayrı bir varlık. Zihin ise bunun sonuçlarından bir tanesi diyecek. Bu yumuşak halleri. Yani zihin ise onun sonuçlarından bir tanesi diyecek. Bunların tam karşı bir şekilde idealistler diyecek ki hayır öyle bağımsız dış dünya bir şey diye bir şey yok. Her şey tamamen zihin. Dış dünya da bizim zihnimizin içinde. Hatta zihnimizin bir illüzyonu. Biz bizim zihnimiz ve algımızdan bağımsız bir dış dünya var mı? Bunu asla bilemeyiz. Bundan asla emin olamayız. Var zannederiz ama o bile bizim zihnimizde bir illüzyondur derler mesela. Şimdi bu iki grupta ne yapıyor? Bilgi felsefesinin araştırma paradigmasını vesaire yöntemlerini, her şeylerin içeriğini kendi istediği doğrultuda belirlemeye çalışıyor tabii ki. Ama buradan diyorsun ki yani buradan pratik olarak bir yere gitmemiz lazım bizim. Sonra insanlar şunu demeye başlıyor. İster yani madde ve ruh ya da zihin ve beden ister tamamen ayrı varlıklar olsun. Bağımsız. İster aynı varlığın farklı halleri olsun, isterse de sadece benim zihnimde bir ayrım olsun. Biz bunları birbiriyle ilişkisi nasıl, bunlar birbirlerinden etkileşimleri nasıl, ayrı da bağımsız da var olabilirler mi, birbirleriyle etkileşimleri nasıl, aralarındaki ilişki zorunlu nedensellik mi, değil mi? Ve oradan da şuna geliyoruz, bizim düşünme duygu sistemimiz üzerinde hangisinin etkileri nasıl ve hangisinin hakimiyeti daha fazla? Bu gibi sorular ortaya çıkmaya başlıyor. Ve sonra da diyorsun ki yani bunları biz nasıl çözeceğiz? Nasıl araştıracağız? Bu soruların cevabını nasıl vereceğiz diye düşünmeye başlıyorsun. Burada diyorsun ki oh işte hani biraz pratik bir şeye kapsama soktuk. Soruyu daralttık. Hani tamam ontolojik olarak bunlar ayrı mı değil mi? Aynı mı? Farklı şeyler mi? Değil de bizim bilgi sistemimiz bu ayrımdan nasıl etkileniyor? Buna getirdik. Burada diyorsun ki hani bir çözüm olacak. Sonra burada daha fazla bu sefer şeyler, başka çatallaşmalar başlıyor. Mesela indirgemeciler çıkıyor ortaya, fizikalistler gibi. Bunlar diyor ki yani zihinsel etkinlikler dediğimiz şeyler sadece biyokimyasal etkileşimler, tepkimeler bizdeki ya da elektriksel dalgalanmalar ya da kas hareketleri, kasılmaları beynimizdeki. Duygu, düşünce dediğimiz şeyler sadece bunlardan ibarettir diyor. Bundan ötesini araştırmaya hiç gerek yok diyor. Mesela Avusturya Alman okulu gibi ya da şeye benzetebiliriz. Hani mesela insan bir makine diye kitaplar yazıyorlar adamlar. Yani o kadar indirgemeci bir görüş. Sonra indirgemeci olmayanlar çıkıyor. Mesela indirgemeci olmayanlar da var. Mesela Plato ne diyor? Meno diyaloğunda ne diyor? İnsan erdemi nasıl öğrenir diyor. Mesela birisi de diyor ki diyelim ki dünyada yaşayarak, pratik ederek, dünyadaki deneyimlerle öğrenir. Plato diyor ki yani o diyalogda hayır diyor. Bu diyor ruhun hatırlamasıdır. İnsan önceden bunun bilgisine sahip olmasa dünyaya geldiğinde ne kadar hani eğitim alırsa alsın, başkalarıyla etkileşirse, erdemi tanıyamaz ve benimseyemezdi. Yani erdem dediğimiz şeyler yani şey diyor yani anamnesis yani recollection of soul, ruhun hatırlamasıdır diyor. Mesela orada diyor ki yani bizim bilgi sistemi, düşünce duygu sistemimiz üzerinde hakim güç ruhtur diyor. Ruhun hatırlamasıdır diyor. Hani mesela o beden zihin karşıtlığına öyle bir hakem ya da hüküm getirmiş. Ruhu savunuyor. Yani Aristo'nun mesela De Anima kitabın eserinde de biraz hani ruh üzerine şeyinde ona da bakabiliriz. Onlara göre bizi düşünce ve duygu sistemimizi asıl yöneten şey ruh. Önceden biz her şeyin bilgisine sahiptik. Dünyaya gelince onları hatırlıyoruz. Hatırlamaya çalışıyoruz. Dünyadaki tetikleyicilerle.
Sonra Descartes çıkıyor. Descartes'le mesela şey çıkıyor, yani etkileşimci dualizm diye bir şey çıkıyor. Descartes gibi adamlar diyor ki hayır, madde ve ruh, yani beden ve ruh gerçekten apayrı şeyler bunlar, ama bunlar vücutta bir organda temas ediyor birbirine. Adam buna o kadar inanıyor ki bir sürü hayvanı bisection yöntemiyle ikiye kesiyor. Ben bunların vücutta hangi organda birbirine değdiğini bulacağım diye mesela. Hani maddede, ruhta ya da beden ve zihin ayrı ayrı var ama bunlar etkileşiyorlar. Başka bir grup çıkıyor, occasionalism, diyor ki evet biz de kabul ediyoruz yani beden ve zihin ayrı varlıklar, ama diyor bunlar şey Tanrı'nın düzenlemesiyle durumsal olarak etkileşirler, başka türlü bunlardan sağlıklı bir etkileşim çıkmaz diyor. Başka bir grup çıkıyor, mesela onlar diyor ki psikofizik paralelizm diye bir şey savunuyorlar, diyorlar ki zihnin etkinlikleri apayrı, bedenin etkinlikleri apayrı. Bunlar birbirinden ayrı şeyler. Ama yaratıcı pre-established harmony dediğimiz, önceden kendi koyduğu bir harmoniyle, uyumla bunları paralel yollara sokuyor. Normalde bunlar apayrı şeylere, yollarda akıp gidecekler. Ama onları bir paralel hizaya getiriyor ve biz o paralellik sayesinde bedenimiz ve zihnimiz uyumlu bir hayata geçiyor. Sonra tabii materyalistler daha farklı yaklaşıyor olaya. Mesela emergent materyalistler çıkıyor. Diyor ki evet biz de zihin diye bir şeyi reddetmiyoruz. Ama diyoruz ki yani yüzlerce binlerce yıllık insan varlığı sonucu zihin bedene sonradan eklenmiş bir özelliktir diyor. Zihni özellik olarak kabul ediyor. Ya da mesela epifenomenistler çıkıyor. Bunlar diyor ki evet ikisi de ayrı ayrı var ama bedenin zihin üzerinde etkisi var, fakat zihnin beden üzerinde hiç etkisi yok. Bunlar mesela en hızlı çürütülenler oluyor. İşte diyorlar ki yani mesela zihnimizde niyetsellik var. Ben mesela sigara içmeye niyetleniyorum. O benim bedenimi nasıl etkiliyor? Etkilemiyor. Etkileyecek sonuçta gibi. Ve en sonunda da böyle daha başka gruplar da çıkıyor. Mesela panpsişistler. Bunlar günümüzde de çok güçlü bir grup. Mesela diyor ki yani madde, beden, madde, ruh ya da beden, zihin, onların hepsinin ötesinde diyor varlığın tamamı tek bir ruhtur. Evet. Hatta bütün varlıklar o ruha bir ruhla bağlıdır gibi. Onlar da yani şey diyor, duygu, düşünce, bütün bilişsel sistemler üzerinde esas etkin güç, bize hakim olan güç, belirleyici güç ruhtur diyor. Şimdi bütün bu, yani sen o ontolojideki iki ayrımdan işi daraltacağım, kolaylaştıracağım derken epistemolojiye, yani kendi çalışabileceğim alana, çünkü metafizikte, ontolojide laboratuvara alıp sokamıyorum. En başta monat diye bir şey var mıydı? Tanrı'yı alıp buraya koyayım. Bunlara bakamıyorum. Kendi bilgi sistemimi inceleyerek buradan bir yargıya varıyorum diyorsun. Bu sefer daha başka bir çatallaşma çıkıyor. Diyorsun ki olmadı. Yani hiç kolaylaşmadı. Bir sürü görüş çıktı. İşin kötüsü hepsi kısmen doğru görünüyor. Hepsinin kısmen bir doğruluğu var. Hepsi bir tarafından tutuyor, yakalıyor. Hiçbiri tek başına doğru değil. Hiçbiri komple yanlış değil. Sonra diyorsun ki yani hani biz şimdi ne yapacağız? Yani neresinden tutalım? İyice daha da karmaşıklaştı. Diyorsun ki metafizikten tek başına yardım alamadık. O ne güzel. Şimdi bilim ve teknoloji de gelişiyor. Biraz tıptan yardım alalım. Biraz psikolojiden yardım alalım. Aa, computer science çıktı. Biraz bilgisayardan yardım alalım. İşte pedagojiden, antropoloji gelişti. Onlardan yardım alalım. Ondan sonra mesela yapay zeka çıktı. Ondan yardım alalım derken diyorsun ki bunlar yani olgularla, verilerle bize yardım edince çözeceğiz. Tam tersine bu sefer bu bilimlerin hepsi de işin içine girince onlar da kendi çözümsüzlüklerini ve karmaşıklıklarını getiriyorlar sorun içine. Mesela diyorsun ki oh, şimdi psikoloji bana yardımcı olacak. Metafizik yardımcı olamamıştı. Madde ve ruh ya da beden, zihin ayrı varlıklar mı, bağımsız mı, tek aynı şeyin farklı halleri mi? Şimdi psikoloji belki bana yardım eder diyorsun. Psikoloji diyor ki evet buldum diyor, behaviorizm. İnsan diyor mesela koşullu şartlanmayla öğreniyor. Her şey koşullu şartlanma. Bilişim yani öğrenme, duygu, düşünce sistemimizin temeli bu. Aradan hop zaman geçiyor. Kognitivizm çıkıyor. Diyorsun ki, diyor ki tamamen yanılmışsınız. Hayır öyle değil. Bilinç her aşamada var. İnsanın zihinsel etkinliği kesinlikle koşullu şartlandırmadan ibaret değil. Yani mesela böyle yani sonra diyorsun ki eyvah bu bilim de yardımcı olmadı. Sonra yapay zeka çıkıyor. Diyorsun ki tamam benim bütün zihinsel etkinliklerimi yani computer bilgisayarlarınla analojiye bağlayayım. Onları çözersem bunu da çözeceğim diyorsun. Sonra diyorsun ki bak bilgisayar yaptım. O da benim yapabildiğim şeyleri yapıyor. Çözüyor bir şeyleri.
algoritmaları demek ki yani software önemli yani yazı yani donanım değil yazılım önemli demeye başlıyor. Onlar da bizim gibi düşünüyor. Sonra çıkıyor soru diyor ki ben Çin odası deneyi diye bir düşünce deneyi yaptım. Bak kardeşim sana ispatlıyorum sen her ne kadar yapay zeka yaptığını zannetsen de bu asla senin gibi düşünmeyecek. Asla senin hissettiğin duyguları hissetmeyecek. Sen ona doğru sorular sorup doğru cevaplar aldığında onları o öyle programlandığı için mi o cevapları verdin yoksa gerçekten düşünmeye başladığı için mi o cevapları verdin asla bilemeyeceksin. Bunu test etmenin de bir yolu yok şu anda diyor. Eyvah olsun hani bunlar da yardımcı olmadı. Şimdi ondan sonra Thomas Nagel gibi adamlar çıkıyor. Diyor ki insanoğlu diyor şimdi yeni bir hata yapmak üzere diyor. Ne yapıyor? Bütün kendi düşünce sistemini yapay zekaya açıklama indirgemeciliğine inmeye başlıyor. Korkarım diyor yakın zamanda bunun da tamamen bir yani zaman kaybı olduğu ortaya çıkacak diyor ki öyle de yani yaşıyoruz şimdi bunları mesela. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Bakıyoruz ki yani manzara şu. Bu kısa girişten şunu anlatmak istiyorum. Manzara şu. Ontolojide, epistemolojide ve araştırma paradigmasında beden zihin ayrışması kolaylaşmak, netleşmek, belirginleşmek yerine gittikçe daha karmaşık, gittikçe başka sorularla labirente dönmüş. Tam bir züccaciye dükkanına dönmüş ve ne yapıyor? Düccaniye burada. Burada niye beyin kelimesi geçmedi ya diyerek o züccaciye dükkanına paraşütle iniyor fil gibi. Yani buradan neden kötü felsefe yaptığını şöyle anlatacağım. Yani ne ontolojide, ne felsefede, ne araştırma paradigmasında beynin ne mesken olarak ne de esbab olarak yani düşünce, bir duygu şey üzerindeki zaten hakimiyeti, belirleyiciliği yok. Yani bu kanıtlanmış bir şey değil. Aksine diğer tarafta kümelen, daha çok kümelenen şey var. Yani argüman var. Ama o yani sanki yani olguyu tersine çevirerek Kur'an'ı oradan eleştirmeye çalışıyor. Şimdi bir de diyelim ki hani dedikleri doğru mu? Şimdi oraya gelelim. Manzarayı çizdim ve oradan şu kelime Kur'an'ın şurası niye beyin geçmedi diye şeyle bakmaya çalıştığı problem bu. Daha bir kere bunun farkında değil bir. Şimdi gelelim dediği şeylere. Yani Kur'an'da beyin kelimesi organ olarak, mesken veya düşünce sistemimizdeki hakim güç, zorunlu nedensel varlık olarak geçiyor mu, geçmiyor mu? Şimdi o tip şeylerini anlama yani cevaplamaya çalışayım. O açıklamalarından sonra ben gördüm biz birçok ilahiyatçı yani bunun olgu olarak yanlışlığını ortaya koydu zaten. Mesela işte dediler ki mesela hiç Enbiya 18'de açıkça beyin kelimesi geçiyor dediler. Hatta orada bir fiil geçiyormuş. Mesela beynin parçalanması orada hani dağılıp parçalara uzağa düşmesi, fışkırması gibi anlatıyor. Buradan diyor ki hani hacim olan bir şey, hani materyal olan bir şey o şekilde dağılıp parçalanır. Yani hani onun yalan olduğu, yani yalana başvurdu. Gerçekte Kur'an'da beyin kelimesinin geçtiğini insanlar defalarca anlattılar, açıkladılar. Yani kanıtladılar. Ben oraya girmeyeceğim. Ben felsefi olarak eleştirmek istiyorum kendisini. Şimdi önce lingüistik analiz olarak bakalım. Kur'an'da beyinle gerçekten var mı yok mu? Şimdi lingüistik analizde önemli bir kavram vardır. Embedded kavramı. Embedded ne demek? İçinde gömülü olarak bulunan demek. Gömülü olarak bulunan demek. Lingüistik analizde özellikle zihin beden problemine yaklaşırken lingüistik analiz çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Yani mesela aynı lingüistik analizde Chomsky ne yapıyor? Farklı familyalardan gelen dillerde bile şey hani deep grammar ya da universal grammar, evrensel gramer denen bir şeyin bulduğunu düşünüyor mesela. Embedded olanı arıyor yani gözlü ilan edileni, dille ilan edileni değil orada gömülü olanı arıyor. Şimdi bakalım Kur'an-ı Kerim'de embedded bir analiz yaptığınız zaman, lingüistik analiz yaptığınız zaman Kur'an-ı Kerim'in her tarafında embedded şekilde zaten beyni görüyorsunuz. Mesela bunun birinci kanıtı ne? Birinci yani önce bir embedded analize bir örnek daha küçük bir örnek verin. Okuyucumuz ya da dinleyici daha iyi anlasın. Mesela bir şarkıda şöyle bir şey geçiyor. Kollarım seni bekliyor. Şimdi mesela burada kollarım seni bekliyor deyince aa kollarım dedi. Burada aklı, beyni, kalbi inkar etti. Bak bu, yani bunlardan bir haber mi deriz biz? Hayır, kollarım seni bekliyor derken orada aslında onun içinde embedded olarak kalp ya da duygu, akıl, ruh, işte özlem onların hepsi orada embedded, gömülü olarak var. Ama kişi neden o cümleyi tercih ediyor? Çünkü o özlem duygusunu
kendi beden ve ruh duygusunda en nasıl ağır bastığını, en güzel onu ifade ettiğini düşündüğü için orada bir tercih var. Yani buradan şunu anlıyoruz. Dil bilinçten önde gidiyor neredeyse. Hı-hı. Yani dil öyle mükemmel bir, yani Allah vergisi donanım ki biz farkında, yani dilimiz aklımızdan önde gidiyor. Dilimiz söylüyor, biz onun ne kadar güzel söylediğini sonradan fark ediyoruz. Ya da mesela şu cümleyi düşünün. Mesela KHK'lar bir sürü insanı işsiz bıraktı. Şimdi ben burada KHK kelimesinin içinde devlet embedded olarak var. AK Parti embedded olarak var. Hükümet, işte politika, cadavı, cemaat, hepsi bunların içinde embedded var. Şimdi Kur'an'da beyin, biz de şimdi Kur'an'da aynı şey. Biraz önce yanlış olmasın. Devlet KHK'ları işsiz bıraktı mıydı yoksa? Hayır, mesela şöyle bir cümle kuruyorum. KHK'lar insanları işsiz bıraktı. KHK'lılar insanları işsiz bıraktı. KHK'lar, yani kanun hükmünde kararnameler insanları işsiz bıraktı dediğimde, orada KHK'lar dediğimde devlet yok anlamına gelmiyor. Bu orada embedded olarak var. Şimdi Kur'an'da beyin embedded olarak nasıl var deyince, Kur'an'da zihin faaliyetlerini iki şekilde, zihinsel etkinlikleri iki şekilde çok katı bir şekilde ikiye ayrıldı, yani farkında olduğunu çok iyi görürüz. Mesela bazı ayet grupları var. Mesela işte diyor ki hani doğaya bakmasını söylüyor insanın. İşte tabiattaki olaylar, mesela bitkiler, hayvanlar, ya da mesela şöyle örnekler veriyor. Mesela bir çok sahipli bir kölenin durumu nasıl, tek sahipli bir kölenin durumu nasıl, ya da işte mesela bahar, kışın ardından baharla doğa nasıl değişiyor. Mesela böyle bir sürü bu tip örneklerinde Kur'an-ı Kerim hep şeyle bitiyor. Akletmez misin, düşünmez misin, öğüt almaz mısın? Orada bunları duygudan yalıtılmış tamamen rasyonel bir alana çekmeye çalışıyor aklı. Yani aklın zihinsel, daha doğrusu zihinsel etkinliklerin daha rasyonel, duygudan yalıtılmış kısmına insanı çekmeye çalışıyor. Şey gibi düşünün, bunu hani Stoacılar da bu ayrım yapar Yunan felsefecilerinden. O Yunan felsefesini çok vuruyor ya, oradan hatırlatayım ona. Logos ve duygu diye, işte mesela insanın duygu değil de düşünce kısmını vurgulamaya çalışıyor. Mesela orada o tip örneklerle. Mesela diyor ki biz size böyle örnekler veriyoruz ki düşünesiniz, akledesiniz, öğüt alasınız gibi. Burada tamamen farklı bir zihinsel etkinlik türünü vurguluyor. Sonra başka bir ayetler grubuna bakıyorsun. Mesela Münafıkun Suresini düşün. Orada diyor ki mesela sizle bir araya geldiklerinde şöyle şöyle derler. Kendi hallerine kaldıklarında böyle düşünmeye başlarlar. Ya da mesela diyor ki İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Ya da işte mesela kınayanların kınamasından korkmayın. Ya da mesela inandık demeyin, henüz inanmadınız, teslim olduk deyin. Ya da mesela hani Allah yolunda mücadele mi edeceksiniz? Bunu hani içinizde bazıları hurma bahçeleri, kadınlara ulaşmak ya da işte mesela ne kadar yiğit dövüştü desinler diye, hani övülme arzusuyla yapmak ya da mal arzusuyla. Orada da bakıyorsun böyle bir duygular insanın inanç yoluna girmesi veya girmemesindeki, yani rasyonellik üzerindeki başka bir zihinsel etkinlik türüne vurgu yapıyor. Bunu bu kadar katı şekilde ayırması, ayetlerdeki bu farklılaşma türü şeyi gösteriyor. Yani embedded olarak orada, yani beyin farklı etkinlikleriyle var. Yani duygulardan bahsederken hep göğsündekini sakladığını, açığa vurduğunu biliyoruz deyince kalbi vurguluyorsa, diğer etkinlikleri bundan tamamen ayrıştırarak yani o duygulardan sıyrılıp rasyonellikle bana gelin. Yani o duygularınızdan, grup aidiyeti, kişisel tutkular, onlardan ayrılırsanız o rasyoneliteyle dışarıdaki, yani evrendeki ayetlerimi göreceksiniz demesi, embedded olarak zaten beyni oraya koyuyor. Dolayısıyla Dücane Cindioğlu'nu birinci çürüten şey aslında bu lingüistik analizdeki embedded beyin, evet, yatıyor Kur'an'daki. Birincisi bu. İkinci yaptığı hata ne? Şimdi yani Kur'an'a baktığımızda beyni ister mesken, yani zihinsel etkinlikleri sadece mekanı, ya da isterse zorunlu nedeni, ya da bu ikisi arasında bir şey olarak düşündüğümüzde, bunu vurgulamasının gereksizliğini Kur'an'ın toplam mesajından anlıyoruz. Neden gereksiz bunu vurgulaması? Sebebi şu. Şimdi dedi ki hani duygu, yani düşünme sistemimiz, inanç sistemimiz, fikir sistemimiz üzerindeki baskın güç ne? Rasyonellik mi ağır basıyor, duygular mı? Bakıyoruz. Kur'an burada insanların duygularını tam tersine, aynı Stoacıların yaptığı gibi bir kalibrasyona tutmak istiyor.
Yani sürekli o konuya bir tahsidat var. Aslında mesela diyor ki hani o şahsi hırslarınız, grup dinamikleriniz vesaire, atalar kültü gibi şeylere kapılmanız, siyasi emelleriniz olmasa sadece rasyonelliğe baksanız bunlar olacak. O duygu gücü o kadar güçlü bir şey ki insanın sadece rasyonelliğini değil bedenini bile hasta ediyor. Mesela tıp şimdi diyor ki hani mesela korku böbrek bezlerini hasta eden bir şey. Stres mesela kalp ama bağırsak midede kanser yapabilen bir şey. Şimdi tıp bile yani beynin yani gray matter dediğimiz, wetware dediğimiz şeyin düşünce duygu sistemi üzerinde yani tek başına belirleyici değil. Yani yazılımın değil baskın gücün başka şey üzerinde kümeleniyor deliller. Ama Allah-u Teala da buna dikkat çekmek istediği için kullarının kendi kullandığı lingoyu seçiyor. Kalp kafa karşıtlığı. Şimdi kul bunu yani hepsi aslında beynimde oluyor. Beynimdeki farklı etkinlik türleri demiyor. Kalp kafa karşıtlığı olarak kulun kendi experience'ı, deneyimi bu şekilde. Kul nasıl anlıyor bunu? Mesela diyorsun ki yani canım deli gibi para savurmak istiyor ama aklım dur diyor. Ya da işte gönlüm şu kişiye aşık ama aklım şunla evlen diyor. Şimdi kul kendindeki bu zihinsel etkinlikleri böyle kalp kafa karşıtlığı olarak belirlenmiş. Allah da anlaşılmak istediği ve yani kulun anlamasını istediği için yani çok teknik, teknokrat, küçük grubun kullandığı bir şeyi mi vurgulayacak? Yoksa kulun kendi deneyimlediği ve hakim olarak dilde kullandığı bir şeyi kullanacak? Tabii ki onu kullanacak. Kalp kafa karşıtlığı. Ve de bu insanlar şimdi tıptan haberdar olduğu halde modern diller de dahil. Biz hala bu kafa kalp karşıtlığı lingosunu kullanmaya devam ediyoruz. Yani İngilizce'de de bu böyle. Bütün modern dillerde de öyle. Felsefede de böyle. Felsefede böyle olması şu. Hala biz bu probleme mind body problemi diyoruz. Beden zihin problemi diyoruz. Beden ve zihin ikisi de aynı bedende mesken olduğu halde sanki biz ayrı yerlerdeymiş gibi söylemiyor muyuz bunu? Felsefe de aynı şeyi yapıyor. Çünkü bir felsefi akıl bile onu öyle algıladığı için aynı şeyi devam ediyoruz. Yani bir nevi sanki Kur'an da felsefedeki şeyi kullandığı için eleştiriyor. Yani buna şöyle örnek vereyim. Bu hepsinin zihin içinde yani beyinde toplanan etkinlikler olduğunu söylesek bile mesela bu 1980'lerde yani epistemoloji ve ahlak felsefesinde bu tür ifadeler kullanılmaya başladı ama çok teknokratik bir şekilde. Mesela John Martin Fisher bir kitap yazıyor. Ahlaki sorumluluk diye. Ve insana ahlaki sorumluluğunu öğreten makaleler var içinde. Mesela bir tanesinde diyor ki insanla wanton dediğimiz yani hayvanat grubu arasındaki fark şu. Şimdi hayvanda tek derece istençler var. Mesela diyor ki inek. Yani ineğin zihninin içine hayal ediyoruz. Çimen yemek istiyorum, su içmek istiyorum, uyumak istiyorum. Şimdi diyor ki insanda bunların aynısı var. Bunlara birinci derece istençler diyoruz. Mesela yemek yemek istiyorum, su içmek istiyorum, uyumak istiyorum. Sigara içmek istiyorum vesaire. Ama diyor ki insanın yazılımında yani donanımında bunun üzerine bir iki second order will denen başka bir istek derecesi eklenmiş. Mesela diyor ki sigara içmek istiyorum. Ama sigara içmeyi istemek istemiyorum. Keşke istemesem. Ne yapıyorsun? O temel isteklerini iradeyi oluşturacak. O ikinci şeylerle yargılıyorsun. Ben bunu istiyorum ama bunu istemek iyi mi kötü mü? Bana yararlı mı değil mi? Yanlış mı doğru mu? Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi bu günlük dili etkiliyor mu? Mesela şimdi bir insan şöyle mi konuşuyor günlük hayatta? İsterse nöroloji profesörü olsun, isterse epistemoloji profesörü olsun. Günlük hayatta şöyle mi konuşuyor? Birinci derece istençlerim sigara istiyor ama ikinci derece istençlerim sigara içmeyi istememek istiyor. Böyle konuşmuyor ki. O adam da diyor ki canım sigara içmek istiyor ama keşke istemese. Aklım içme diyor. Şimdi bu yani burada yaratıcı şeyde yani beyni embedded olarak orada ama kulla iletişiminde amaç onun anlaması olduğu için onun lingosunu tercih ediyor. Baskın ve etkin dili kullanıyor. Bu modern dilde de böyle. Yani burada da yine onun yaptığı ikinci bir hata var. Yani Yüce Anne'nin. Yani Kur'an'ı kendi amacıyla çelişmeye zorluyor. Yani muhakeme hatası. Yani diyor ki ben muhakeme hatası yapıyorum. Sen niye yapmıyorsun? Bana eşlik etsene. İkinci hatası bu. Üçüncü hatası Yüce Anne'nin bu beyin konusunu yani nörolojinin yani günümüzdeki bilişsel bilimlerin tabiriyle bu gray matter ya da wetware dediğimiz şeyi bu kadar dayatması Kur'an açısından çok saçma bir şey. Çok gereksiz bir detay. Neden?
Çünkü Kur'an'a bakıyorsun, Kur'an'da bilincin oluşması, zihinsel etkinliklerin oluşması için insandaki gibi bir gri maddeye, yani beyne veya wetware dediğimiz ıslak donanıma ihtiyaç yok. Çünkü mesela Kur'an'da cinlerden ve meleklerden bahsediyor ve bunların da şuur sahibi varlıklar, hissedebilen, düşünebilen varlıklar olduğunu söylüyor. Ama bunlar bizim bildiğimiz şekilde bizim gibi bir gri maddeyle yapmıyor bunu. Yani Kur'an şunu demek istiyor. Ben yani bir bilinç, düşünme, yarat, düşünen bir varlık, yani düşünceyi yaratmak istersen bunun için gri maddeye muhtaç değilim. Yani orada bir dependence, bağımlılık yok. Şimdi Allah-u Teala bütün yarattıklarına bakarak bunu söylüyor. Yani o zaman diyorsun ki yani illa gri maddeyi bu kadar önemli değil yani. Yani bilincin oluşmasında ve biliş sisteminin oluşmasında. Çünkü cinlerden bahsediyor, meleklerden bahsediyor. Sonra doğaya mesela kabir hayatından bahsediyor. Orada gri maddemiz yok artık. Ama biz hala orada bazı şeyler yaşayacağız zihnen. Acı veya haz gibi. Yani birincisi bu ve sonra doğaya bakıyorsun. Bilim geliştikçe doğada diyor ki yani biz önceden hani tıp şey zannediyor. Hani beyin nevral şeyin çok hakim şeyi. Diğer her şey onun altında edilgen. Sonra tıp geliştikçe bakıyorsun ki diğer organların da kendi küçük intelligence'ları var. Zekaları var. Diğer organlarında. Ve sonra mesela bakıyor, mesela çıkıyor bilim biraz daha gelişiyor, diyor ki biliyor musunuz ağaçlar yerin altında kökleriyle haberleşiyormuş. Mesela ormanda bir ağaç kesiyorsun, diğer bütün ağaçlar haberleşip ona şey göndermeye başlıyor. Yani su vesaire, nutrientler göndermeye başlıyor. Diyorsun ki işte bak hani orada da bir yani nevral bir faaliyet var ama ıslak madde yok. Yani bizdeki gibi grey bir madde yok. Buradan şunu anlıyorsun, yani Allah-u Teala bilinç, zihinsel faaliyetler yaratmak için bizdeki gibi öyle bir illa wetware muhtaç değil. Bir zorunlu nedensellik yok ki onu orada vurgulamaya çalışsın. Bu yüzden bu da irrelevant'tır diyorsun. Yani bunu getirip işte beyin demedi. Yani bu o kadar minor bir detay bile değil yani. Kur'an'ın vermeye çalıştığı mesaj ve amaç içinde. Başka bir hata şu. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Kur'an'ın bir academic writing gördük değil mi mesela üniversitede, ya da research dersi gördük mesela, tez yazmadan önce araştırma nasılsa tezde hangi kurallara dikkat edeceğiz. Mesela tezin kuralları ne? Tez bittiğinde tezin altındaki her şey tezi destekleyecek nitelikte olacak. Unity olacak, bütünlük, consistency, tutarlılık olacak, relevance, her şey senin tezinle ilgili olacak. Alakasız hiçbir şey koymayacaksın, onu zayıflatacak şeyler koymayacaksın. Coherence ve cohesion olacak. Yani her bir şey diğeriyle bağlantılı olacak. Yani buradan buraya nasıl geçti demeyeceksin. Her şey birbiriyle alakalı bakacak, olacak. Bu kriterlerle Kur'an'a baktığımızda şimdi diyoruz ki Kur'an'ın tezi şu. Thesis statement'ı şu. Ey insanoğlu, sen morally responsible'sın. Yani ahlaken sorumlusun. Ahlaken sorumlu olduğun için seni yaptıklarından yargılayacağım, ödüllendireceğim ve cezalandıracağım. Çünkü sen sorumlusun. Sorumluluğunun kanıtı ne? Çünkü sana free will verdim, hür irade. Özgürsün. Yani belli bir derecede, yani yargılanmanı aklayacak, temellendirecek derecede bir özgürlüğün var. Birçok durumda freedom to do otherwise. Yani yaptığını farklı şekilde yaptığından farklı bir şey yapacak özgürlüğün var. Peki o zaman hani vermek istediğim mesaj ahlaken sorumlusun, seni yargılayacağım çünkü özgürsün. Özgürlüğünü insanın özgür olduğunu ve ahlaken sorumlu olduğunu insana kabul ettirmek istersen ne yaparsın? Determinist dediğimiz insanın kontrolü dışındaki şeylerin hakimiyetini minimize edersin değil mi? Yani sen beyin yapının, gray matter'ın etkisi altındasın. Sen ne kadar farklı şeyler istesen de iste onun etkisinden çıkamazsın. Bazı şeyleri o şekilde yapmak zorundasın veya işte ne bileyim. Öyle değil, tam tersini söylüyor. Sen yazılımın, donanımın ne olursa olsun, ister gray matter olsun, düşünce sisteminin üzerindeki gücün bir kısmı hardware'ın, yani donanımın, beyin olabilir, nevral sistemin olabilir. Diğeri duyguların olabilir, grup etkileşimlerin olabilir, çağının etkisi, neyse olursa olsun. Ama diyor ki bunların hepsinin en sonunda diyor bir rasyonellik bir kısmı var. Kendini hani diğer şeylerin etkisinden kurtarabilecek gücü ben sana free will'le verdim diyor. Şimdi Kur'an'ın tezi buysa niye yani yazılıma fokuslanmasını sağlasın ki insanların? Burada da yani onu o kadar vurgulamak
Yine Kur'an'ı kendi amacına çalışıyor. Yani özetle buradan bu söylediklerimden gelirse Kur'an-ı Kerim'i niye eleştiriyor biliyor musunuz Dücane Cüngeloğlu? Kur'an neden kendiyle çelişmiyor diye eleştiriyor. Yani adam pur filozof, yani o kadar pur bir argümantasyon, kalitesiz kötü bir argümantasyon yapıyor ki, yani o kadar bağlamsız, kapsamsız, ihatasız bir düşünme biçimi içinde ki, yani benim yaptığım hatayı sen niye düşmüyorsun diye eleştiriyor Kur'an'ı. Bu kalp beden ayrışmasıyla, kalp beyin ayrışmasıyla ilgili sözlerine eleştiri. Bunlar onunla ilgiliydi. İkinci bir eleştiri söylemek istediğim, mesela Arapçayı küçümseme konusu. Yetersiz bir dil, anlatamamış, işte tıbbi gelişmeleri yakalamaya yetersiz, felsefe yakalamaya yetersiz. Şimdi burada başka bir felsefi yetersizliğini görüyorum kendisinin. Bilgi eksikliği de olabilir bu. Şimdi mesela Batı felsefesinde estetikte mesela Nietzsche şöyle bir şeyden bahseder. Karşıtlıktan bahseder. Der ki hani insanoğlu, hani Yunan'dan Dionysos'un, yani şarap tanrısının kültünü, yolunu seçebilirdi. Dionysos kültü yerine, yani şarap tanrısı, o zevk, eğlence, daha esrik bir hayata daha esrik bir bakış açısı, coşkunlukla hayatı yaşama yolu kültü yerine gitti Apollon'un yolunu seçti. Yani aklın yolunu, işte soğukkanlılık, aman dikkatli olalım, aman işte biraz aklı başında mazbut olalım diye onun yoluna geçti ve bu diyor Batı'nın sanat, estetik anlayışını budadı, kötü etti. Şimdi mesela felsefede de bu şekilde, mesela Nietzsche buna kütler diyor, yollar diyor, izlenen yollar diyor. Ama şey de diyebiliriz, mesela tide'ler, turn'ler, bazı böyle gel gitler, dönüşler, dönüş noktaları var. Felsefede de, epistemolojide de şu anda biz bu tip dönüşler yaşıyoruz. Mesela ne gibi dönüşler? Eskiden belli bazı kültürlerin diğerlerinden, belli bazı dillerin diğerlerinden üstün olduğu gibi görüşler. Ya da mesela şey gibi düşünün. Eskiden hani otizm gibi şeyler bir kusur, evet, san gibi görülürken, bilim geliştikçe diyor ki aha biz buna hastalık, kötülük, hani sakatlık gözüyle bakmışız. Ama aslında bu bir neurodiversity'ymiş. Farklı bir gerçeklik düzlemi, yani nöro çeşitlilik. Mesela tamam, adam senin gibi duyguları yaşamıyor, göz teması durmuyor, mesela sarılma ihtiyacı duymuyor. Ama mesela yere bir kutu kibrit düşürüyoruz, o anda sayıyor onu. Sen bunu yapamazsın yani. Ya da mesela eline bir deste iskambil kağıdı veriyorsun, onunla bir oyuna getiriyorsun. Herkesin tek tek saniyesinde saatlerce süren bir oyunu hiçbir hafıza sorunu yaşamadan takip edebiliyor mesela. O zaman diyorsun ki hani bu gerçekten nevral çeşitlilik. Yani burada belki Allah şunu demek istiyor. Ben sizi böyle varlıklar olarak, yani böyle bir gerçeklik düzlemini, böyle bir algı alemi, evreni içinde de yaratabilirdim diyorsun. Oradan anlıyorsun yani bu bir neurodiversity. Yani şeyi anlıyorsun, yani ben ya da çoğunluk toplamın ölçüsü değil. Bacon'ın hani o aklın putları dediği şeyde, tribe'ın putları dediği şeylerden biri. Mesela ben her şeyin ölçüsü değilim. Benim yaptığım en güzel değil, benim yaptığım en doğru değil. Yani bir felsefede de böyle competition, yani rekabet ve supremacy yolundan tam tersine bir diversity, çeşitliliği ve çokluğu kutlama, yani takdir etme, bunun farkında cehaletini kavrama yoluna doğru bir gidiş var felsefede. Nasıl var? Mesela önce mesela Levi-Brühl ne yapıyor? Antropolog, ilkel kabileleri şey yapıyor, diyor ki biz yani bunlara ilkel derken bunları yani küçümsememiz hataymış diyor. Bu insanları inceliyor. Ben bunda şunu gördüm diyor. Onlar bizden geri veya eksik yapmıyor. Onlar bizden tamamen farklı bir algı alemi, düşünce sistemleri var. Mesela bizde modern insanda doğaüstü ile normal olan tamamen apayrı, birisi algılanamaz ve biz bunları dışarıdan gözlemleyeceğiz. Ama diyor o kabilelerde şunu gördüm. Onlar için doğa üstü de doğanın bir parçası ve kendileri de onlara participate ettiklerini hissediyorlar. Öyle kabul ediyorlar kendilerini diyor. O doğa üstüne iştirak ediyor. Kendisini onun bir parçası görüyor diyor. Bu diyor mesela bir eksiklik değil. Tamamen farklı bir gerçeklik. Yani dünyada diyor bir tek gerçeklik yok. Gerçeklikler var ve o farklı gerçeklikleri yaşayan farklı kültürler, alemler var diyor. Yani ve bu biri diğerinden üstün ya da daha iyi diyemeyiz. Çünkü güçlü yönleri birbirlerinin çok farklı. Levi-Brühl bunu söylüyor. Yani hani ben diyor bunları pre-logical derken anti-logical demiyorum bu kabileleri. Onlar apayrı bir alem diyor. Sonra
Levi-Strauss çıkıyor, yaban düşünceyi yazıyor. O da diyor ki evet, bu kabilelere ilkel dediğimizde bunları sakın aşağılamak akla gelmesin. Bunların dillerinde, kültürlerinde bizim çok zayıf olduğumuz bazı şeyler onlarda çok güçlü bir şekilde öne çıkmış diyor. Mesela doğaya katılım şeyse modern insanın hiç sahip olmadığı yetiler düzeyinde üste çıkmış diyor. Mesela. Sonra bunu felsefede filozoflar yapmaya başlıyor. Hani antropolojide böyle adamlar yapıyor. Felsefede Foucault çıkıyor. İşte mesela hani ahlakın işte soykütü ya da işte ne bileyim kavramların jeneolojisi, işte başka ne gibi kitapları vardı, işte hani bilginin arkeolojisi gibi şeyler yazıyor. Ve sonra diyor ki yani Batı'nın bilim yapma şekli, bilgi üretme şekli diğerinden daha üstün demek yanlış diyor. Mesela o hani Çinlilerin hayvanları taksim etme sistemlerini inceliyor. Diyor ki biz onlara diyor yanlış dememiz yanlış. O da diyor kendi şeyi içinde tamamen tutarlı ve doğru. Ya bu yapı bozumcularda ne yapıyor? Yani bu Batı üstünlükçü şeyi yapı bozumla yıkıyorlar. Yani hatta en son mesela Huntington bile diyor ki yani Batı'nın yani bu kadar baskın olmasının sebebi fikir veya inançlarının çok daha başarılı ya da iyi olması değil. Organize şiddeti uygulamada başarısı. Yani o üstünlük fikri üstünlükten gelmiyor diyor. Buradan şunu anlıyoruz. Yani hani felsefede de böyle bir şey var artık. Dönüş var. Rekabetçi şeyden, görüşten bütün farklı kültür dillerin hepsinden ayrı gerçekliklerin olabildiğine uyanma şeysi. Yani burada da mesela Kur'an bunu destekliyor mu? Evet. Mesela ne diyor Hucurat Suresi'nde? Biz hani birbirinizi tanıyasınız diye sizi farklı kabileler, kavimler halinde yarattık diyor. Ya da mesela Rum Suresi'nde 22. ayette diyor ki hani dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da diyor onun yani ayetlerinden bir tanesidir diyor. Yani burada da bir çokluğu kutlama, takdir etme var. Bir de şöyle düşünüyorsun. Yani tek bir kültür, tek bir dil. İsterse en mükemmel olsun. Zaten Allah'ı tecelli ettirmeye yeterli değil ki. Yani hepsi bir sürü ayna gerekiyor ki yani onu tam tecelli ettirebilsin. Hepsi farklı bir rengi ortaya çıkarıyor. Yani hepsi farklı. Yani mesela gerçeklikte de öyle. Biz hani mesela şöyle diyor muyuz? Göz ekşiyi iyi anlayamadı. O dilin işi zaten. Yani biz dış dünyayı algılarken bile tek bir yetiyle yetinemiyoruz. Gözümüz farklı bir yerinden yakalıyor dış dünyadaki o veriyi. Dil başka bir alandan yakalıyor. Deri başka bir nitelikleri yakalıyor. Gözün yakaladığı dış dünyada, dış alemde gözün yakaladığı nitelikleri dil, burun yakalayamıyor. Onlar farklı farklı. Yani dillerde de böyle. Kültürlerde de böyle. Dolayısıyla o Dücane'nin orada işte şu dil felsefe yapmada yetersiz, bu dil bunda... Bu biraz demode bir görüş. Yani artık felsefe edişinde bile demode bir görüş. Bir de şöyle bir hatası da var. Mesela hani ta Yunan'a gidelim. Orada Stoacılar logos ve duygular diye ayrımlar yaptığında o hangi Yunancayla felsefe yapıyordu? Chomsky mesela evrensel grameri kurguladığında bugünün dillerine bakarak bugün yani İngilizcesiyle. Yani hani senin felsefeyi zekan varsa, kabiliyetin varsa zaten olan dille yapıyorsun. O dili genişletiyor. Ah benim elime çok mükemmel bir dil verilseydi ben de çok güzel felsefe... Böyle bir şey değil. Felsefi zeka böyle bir şey değil. Yani Dücane orada ben oynayamıyorum dememiş de yerim dar demiş. Bence orada yerin dar değil. Sen elindekiyle felsefe yani felsefe yapabilmek, kavramsallaştırma kabiliyeti o zaten. Modern filozoflar da öyle yani. Gelelim şimdi bu başka bir eleştirimdi. Şimdi diğer bir konuyla ilgili eleştirimi söylemek istiyorum. Mesela hani Allah kalplerden geçeni biliyor da Allah akıldan geçeni biliyor mu, bilmiyor mu gibi bir şeylerden bahsediyor tweetinde. Şimdi bunu eleştirmek istiyorum. Allah'ın akılda kalpleri değil yani hani akıldan geçenleri yani duygu olarak değil hani rasyonel düzlemde akıldan geçenleri de çok iyi bildiğini hani nereden anlıyoruz? Kendini ondan tenzih etme şeyinde anlıyoruz. Mesela Allah-u Teala yani Kur'an'da kulların sorduğu sorulardan bahsediyor. Hani insanlar peygambere de gelip soruyor. Mesela diyor ki bazen hani kafamızdan o kadar bazen müstehcen düşünceler geçiyor. Bazen hiç istemesek de mesela böyle Allah'la ya da dinle ilgili nahoş düşünceler geçiyor. Ama bunları kontrol edemiyoruz. İstemeden bunlar aklımıza geliyor mesela. Bunlardan da hesaba çekilecek miyiz diyor mesela. Şimdi mesela orada Bakara suresinde mesela 286. ayeti galiba unuttuğum yerlere bakayım 84, 85, 86 mesela diyor ki
unuttuğunuz, yanıldığınız hani ve gücünüzün yetmediği şeylerden dolayı Allah sizi sorumlu tutmaz diyor. Yani Allah zihinsel etkinliklerimizin ne kadarını kontrol edip ne kadarını kontrol edemediğimizden biliyor, haberdar. Ya da diyor ki mesela açığa vurduğunuzu da gizlediğinizi de bilirim diyor. Mesela bu demin bahsettiğim akıldaki o second order bir. Çünkü mesela duygu sana duyguyu hissediyorsun, sonra o duyguyu ne yapacağını sen karar veriyorsun. Hani karar verme mekanizması var orada. Decision making akılla yaptığın bir şey. Yani orada duyguyu değil, akli faaliyetini bildiğini söylüyor Allah-u Teala sana. Açığa vurduğunu ve gizlemeye karar verdiğini, hangisini yapacaksın? Yani bunları da biliyorum diyor. Söylemediklerini de biliyorum diyor. Burada bir karar alma mekanizması ile bir şeyleri saklama kararı vermişsin. Akli bir etkinlik. Mesela biliyorum diyor. Ve bütün bu şeylerden biz yani Allah-u Teala sadece duygusal etkinliklerimizi değil, yani duygu etkinliklerimizi değil, rasyonel düzlemdeki hani akli karar alma, niyetsellik ya da mesela diyor ki hani niyetsellik olmadıkça, açığa çıkarıp onunla zarar verme şeyi olmadıkça düşüncelerinizden hesaba çekmem diyor. Mesela ben sürekli aklımda birine vurmak, kötülük etme fikri var ama diyor ki buna günah yazmayacağım. Gerçekten bunu dışarı çıkarıp niyetselliğe döküp eyleme dönüştürdüğünde bu Allah-u Teala'nın bizim zihinsel içeriklerimizin etkinliklerini, türlerini, farklılıklarını ve süreçlerini çok iyi bildiğini gösteriyor yani. Öyle aklı bilmeme gibi bir şey yok. O kadar iyi biliyor ki sonra diyor ki yani hatta mesela diyor ki işte hani Adem işte unuttu, biz onları sonra kararlı da görmedik işte. İnsanları mesela unutkanlıklarına bahsediyor, riyadan vesaireden bahsediyor ve mesela inanç, şirk ve nifa ayrı kategorileri ayırmış. İnkar ayrı, şirk ayrı, inanmadığı halde inanmış görünmek ayrı ve bunların hepsinin cezalarının ayrı olduğunu söylemesi, ayrı kategorilere ayırması da bizim zihinsel faaliyetlerimizin farklılıklarına farkında olduğunu gösteriyor. Yani öyle bir şey yok. Aklımızı da çok iyi biliyor. Ve en sonunda da ne diyor? Ben unutmam, yanlış yapmam, kul gibi şaşırmam diyor. Kendini onlardan tenzih ediyor. Mesela bulmuştum o ayetleri. Mesela ne demiş? Yani Taha 52, Meryem 64 veya Taha 115 gibi ayetlerde kendini insan aklının arazlarından tenzih ediyor. Mesela ben de unutma, yanlış yapma, şaşırma yok. Yani bunları kullara özgü arazlar olduğunu bilmesi, yani kulu tanıdığını gösteriyor. Yani burada da bir hatası var kendisinin. Yani gerçekten siyaha beyaz deme, beyazı siyah deme derdinde bir adam yani. Bu kadar nasıl kötü akıl yürütme iş faaliyetleri yaptığını anlamış değilim. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu aklı ve felsefeyi güzelleme takıntısına bu da genel bir eleştirim olsun. Şimdi öncelikle şunu bilmek lazım. Felsefe aklın kutsanması değil. Felsefe aksine değerini nereden alıyor? Aklın arazlarını, zayıflıklarını, tuzağa düştüğü yerleri yakalayıp ortaya çıkardığı için felsefe değerli. Mesela bunu nasıl yapıyor? Bacon çıkıyor diyor ki insan aklı diyor dört tane putun etkisi altındadır. Bir tanesi kabile putları. Bunlar insanı her şeyin ölçüsü zannetmekten, insanın kendisini her şeyin ölçüsü zannetmekten yaptığı muhakeme hatalarını oluşturur. Mağara putları, insan aklı üzerindeki başka putlar mesela diyor ki individual passions, şahsi arzularımız, tutkularımız, bunlar diyor düşüncemizi yani köle yapar. Doğru düzgün düşünemeyiz. Sonra diyor çarşı, pazar putları, bunlar diyor politik putlarımızdır. Yani ideolojilerimizin, siyasi görüşlerimizin vesaire yani düşüncemizi sakat bırakmasıdır. Bir türlü objekt yani sağlıklı düşünemeyiz. En sonunda da diyor ki long received wisdom yani tiyatro putları. Bize nesiller boyu doğru öğretildiği için doğru zannettiğimiz, wisdom, bilgelik zannettiğimiz şeyler. Diyor ki akıl diyor hep diyor bu dört putun etkisi altındadır. Bunları kırmak gerekir. Bak bir filozof aklın zayıf yönlerini anlatıyor. Sonra mantık çalışıyorsun. Onlarca, yirmilerce böyle fallacy listesi çıkıyor karşına. Yani muhakeme hatası. Mesela post hoc diyor. Arka arkaya olan olayları, eş zamanlı olayları birbirinin nedeni zannetmek. Ya da işte mesela yanlış genelleme, yanlış analoji, cherry picking. Diyorsun ki abi yani hani bak akıl yani ne kadar tuzağa düşebiliyor, hatalar yapabiliyor. Yani Foucault gibi yapı bozumcular mesela bilginin oluşmasında kültürün ne kadar baskın güç olup hata yaptırdığını öğretiyor insana. Sonra mesela bilim felsefesine geçiyorsun. Kuhn ve Popper gibi adamlar çıkıyor diyor ki bilim adamları çok büyük hatalar yapmış. Mesela ne yapıyor? Theory ladenness var. Teori yüklülük. Kafasındaki şeyi doğrulamak için dış dünyada hep sadece ona uyan örnekleri görmüş. Diğerlerini hep kaçırmış. Yani
Sonra mesela yapay zekaya gidiyorsun. En son yani yapay zeka sana diyor ki insanın makine düşünmesinden farkını nasıl kanıtlıyor biliyor musunuz? İnsanın düşünmesinin unique yapan şey hata yapmasıdır diyor. Bilgisayarlar sadece error yapar. Ama insan mistake yapar. Ve maalesef bilgisayarlar mistake yapamaz. Çünkü mistake bilgi eksikliği, kötü muhakeme ya da mesela wishful thinking. Öyle görmek istediğin için dışarıda onu görüyorsun. Yani basiretin diğer şeyleri senden saklıyor. Yani bütün bu saydıklarımı bakın bunları felsefe ortaya çıkarmış. Şimdi felsefe sana ne diyor? Akıl böyle otomatik düğmesine bastım. Şimdi mükemmel takır 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 hatasız çalışacak. Böyle bir şey değil. Tam tersine akıl arazlarla dolu bir şey. Köşesi bucağı tuzaklarla dolu. Şeylerle dolu. Bu hikmet gereği tabii böyle bir şey. Ben bunları da red flag diyorum, işaretliyorum. Sen o yolda yürürken bunlara düşmemeye çalış diyor. Sana aklının zayıflıklarını gösteriyor. E şimdi bakıyorsun yani felsefe bile aklı kutsamıyor. Tam tersine zayıflıklarına karşı sana uyarıyor. E diyorsun ki işte Kur'an'da aynı şeyi yapmış. Yani sana diyor ki yani hani duygularını seni esir alacak, rasyonelliğini gölgeleyecek. Ama her şeye rağmen hür iraden orada ve ben inayetimle sana doğru yolu göstermem lazım. Yani hani kendindeki zayıflıkları bil ve dışarıdan doğru yardımlara, doğru kaynaklara tutun. Felsefenin yüzyıllarca kazıp çıkarmaya çalıştığı şeyleri Kur'an çok daha önceden söylemiş. Aynı şeyi söylüyor sana. Yani rasyonelliğine gölge eden şeylerden kurtulabilirsen beni bulursun, bana gelirsin diyor. Şimdi yani burada bir çelişki yok. Kendisinin çelişki gördüğü şey aksine tam tersine yani Kur'an'ı belki de destekleyen, doğrulayan, onun yani gücünü gösteren şeyler. Şimdi buradan şuna gelmek istiyorum. Dujane bu kadar saçmalamayı nasıl başarıyor? Yani bu kadar kalitesiz felsefe, bu kadar yani kötü argümantasyon, bu kadar saçmalamayı nasıl başarıyor? Bununla ilgili benim düşüncelerim şu. Birinci sebebi ben kendisinin gerçekten formal bir felsefe eğitimi aldığını düşünmüyorum. Yani internete bakayım dedim. Lisans eğitimiyle ilgili hiçbir bilgi görmedim internette. Yani lisansı nerede okumuş, üniversitede ne okumuş, bitirmiş. Formal bir felsefe eğitimi ve research eğitimi almış mı? Yani çünkü bu organize düşünmeyi çok etkileyen şeyler bunlar. Böyle bir eğitimine rastlamadım. Bununla ilgili hiçbir bilgi görmedim internette. Yani formal bir felsefe eğitimi almamış olması self-taught olunca böyle hatalar yapma riski artıyor. İkincisi bu şimdi söyleyeceğim ona da özgü bir şey değil. Türkiye'deki felsefe piyasacılarının çoğunda bu sıkıntı var. 1950'den sonrasını bilmiyorlar bu adamlar. 1950'lerden sonra felsefe gerçekten çok teknik yani teknik bir şeye büründü. Teknokratik bir şeye büründü. Yani o metinler 50 sonrası vesaire yazılan şeyler çok azı Türkçe'ye çevrildi. Yok derecede. Üniversitelerde bile yani çok az hocanın gayretiyle yani bu kaynaklar şeylere ulaşıyor. 50'den sonrası yok yani Türkiye'de. Bu adamlar da bilmiyor 50'den sonrasında. Yani felsefede artık öyle shortcutlar yok. Yani böyle Yüksel Caddesi'nde ahkam keser gibi bir felsefe yapma şeyi kalmadı. Artık bu çok teknokratik böyle kişili yani sıfata bürünmüş bir alan felsefe. 1950'den sonrası yok bu adamlarda. Hani kognitif bilimlerin vesairenin felsefeyi ne kadar dönüştürdüğünün, epistemolojideki o dönüşlerin ne kadar dönüştürdüğünün farkında değiller. Ve şunu da söylemek istiyorum. 50'den sonrayı bilmiyorlar diyorum ya bu 70 yılı kaçırmak gibi bir şey değil. O 70 yıl yani 500 yıl öncesi 70 yılla bugünün günündeki 70 yıl da aynı 70 yıl değil. Hani sayı olarak 70 yıl kaçırmış ama belki 170-270 yıl kaçırmış. İkinci şeyi bu eksikliğinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar saçmalamasına neden olan şey. Üçüncüsü yine o saydığım filozofların bahsettiği akli hatalar. Yani theory laden. O bir şeyi düşünmek istiyor, inanmak istiyor. Dışarıda onu arıyor. Yani theory laden'ı yapıyor ya da ne diyelim confirmation bias. Kendisini haklı çıkaracak şeyler. Orada olmayan şeyleri arayıp bulmaya çalışıyor, görmeye çalışıyor. Sonuncusu da belki de kapasitesi bu kadar. Yani kendisi çapı da bu kadar olabilir. Demek istediğim ben kendisi gibi şeyleri gibilerini o alanlarda maalesef otorite olarak görülmesini çok sakıncalı buluyorum. Gerçekten felsefeyi seven insanlar kendilerini bu insanlardan uzak tutsunlar. Çünkü bunların insanlara felsefe diye sunduğu şey işporta felsefe.
Yani bunlar felsefeci değil, bunlar felsefe piyasacısı, felsefe işportacısı, züccadiye dükkanlarında gezinen filler. O yüzden bence insanlar gerçekten felsefeye gönül veren, felsefeyi doğru öğrenmek isteyen insanlar, hani böyle dini yanlış anlatan hocalardan uzak durdukları gibi bu tip adamlardan uzak durmalarını kendilerine tavsiye ederim. Söyleyeceklerim bunlar. Aslı Son Hanım, oldu, kusura yok, bakmayın. teşekkür ediyorum. Hiç araya da girmedim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok, biraz uzun oldu. İnşallah çok sıkılmaz Ha, insanlar. eksik olmayın. Peki. Değerli izleyiciler, bu akşam Doktor Aslı Topuz Hanım'la Dücani Cindioğlu'nun Kur'an-ı Kerim'de beyin kelimesinin geçmemesi şeklindeki eleştirilerini değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde başka konu ve konuklarla buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.